Evet, Ferhat Bey'le bugünkü sohbetimizi devam ettiriyoruz. Ege Eczanesi'nin uzun yıllar çalışmış, 70'lerden beri 70, değil mi Ahmet? 70. Siz, yani bizim sizle tanışmamızın sebebi aslında bu Manukya'nın oradaki şişeler. Evet, şişeler. Siz oraya şişeler götürüyorsunuz. İlaç ediyorum, iğne yapıyorum, serum takıyorum. Onlar orada çalışan kadınlar, yani kadınlar, genel kadınlar buraya genel gelemiyorlardı değil mi? Gelemiyor. Gelen olsa az, çok az. İşçilere geliyor. Ha, çalışan işçiler. Çalışan işçiler geliyor. Onlar al götürüyor. Buna beraber gidiyoruz. Ben gidiyorum. Hep iğne yapıyordunuz çalışanlar. Çünkü genellikle rahatsızlıkları oluyordu. Rahatsızlık. İltihap oluyor. Ağrısı olur. Baş ağrısı. Evet, evet. Kadın hastalıkları. Kadın hastalıkları. İltihap. Hepsi olur. Yapıyorum. Bazen serum takıyorum. Bayılan olur. Bunlara gidiyorum. Ölen bölen oldu mu hiç? Ölen oldu ama ben ölen bıçaklanan olarak yani orada kavga şey, evet, evet. Kalp krizinden ölen oldu. Ben bunu görmedim. Yok ama. Yani, yok. Yani ev şey, adamı görmedim. Kadını tanıyorum ama kadının yanında öldü ama. Peki siz o zaman bir iki yerde, bir yukarıda, bir aşağıda. Evet, bir kadem sokakta vardı. Yani bir de aşağıda, Maliye'nin arkasında. Evet, oraya da gidiyordunuz. Oraya gidiyorum, aynı şey. Buraya, iki yere gidiyorum. Peki, hep siz gittiniz değil mi eczane? Buralar hep çalışsın. Eczane, ya, en çok bizden alıyorlar ilaç. Sizde. Adamları, işçileri, iğneye hep beni sağırlar. Orada bir İzmir eczanesi var dedi Ahmet Bey. İzmir, ya duydum ama ben onu pek hatırlayamıyorum. Ha, yalan tamam, yok doğru, yani. Doğru. Yani ama daha çok sizin. Çünkü sizin işyerler çıktı orada. Bizim işyerler. İki tane, üç tane gösterdim. Tamam. Hani. Bizi sadece tanıştık mı? Hepsini tanıyor. %90'ını tanıyorum ben. Peki oradan en son, yani ilk ne zaman gittiniz oraya? Normal olarak şey olarak gittik ama o zaman şey olmazdı. Sonra iğneci olarak 86-87'den sonra gittim. Yani. Ferhat abi diyebilirim. Canlı çok hareketliydi çünkü bizim... Çok hareketli, devamlı hiç. Ya her zaman ben serbestim, bana hiç arama bile yoktu. Polis aracılığıyla tanışıyorum, devamlı. Yani orada bakayım, en aşağı kaç ev var ise %99'a gitmişim. Manukyan'a çağırdılar. Manukyan'a, ona iğne yaptım. Manukyan'a burada mı yapmışsınız? Burada, 12 numarada. Onun orada bir evi var bir sanki. 12 numarada. Girince sağda dördüncü ev. Dördüncü, çünkü dördüncü. Biz girdiğimizde orada bir hepsi böyle normal iş yeri gibiydi, iş anı gibiydi. Zaten şartlar çok kötü. Bunun adresini bile öyle bilmiyorum, onu rahat biliyorum. Dördüncü. Bir tane evi vardı orada. Çünkü o evi bayağı bir haraptı. Biz girdik içine, harap. Böyle eşyalar vardı çünkü. Dördüncü katta duruyordu, evet. Ben serum takıyordum, geliyordu. Her ücreti veriyor, hiç şey yapmaz, itiraz yok. Eli bolmuş zaten, çok bolmuş. Kendileri aşağı kasada veriydi, neyse. Oradan veriler, yani devamlı. Yolun çağırır, adam doktor çağırmalı beni çağırırlar. Hepsi çağırıyorlardı. Çağırırlar, gidelim serum takayım. Yani şimdi, zanlani, dua edeyi. Güven meselesi. Yani çünkü orası biraz edeyi, hepsi, erkeğine tut, kadınına kadar hepsi. %99 dönme de var bir sürü tabii. Var ayrı. Tabii canım, yani çok varmış. Biz, yani en çok ben gitmişim şu anda. Birinci benim bu arada, en çok gidenlerden. Peki, İnerci başka da vardı gidenler ama ben daha birinciyim. Peki, benim ismim Hamsi. Hamsi diye. Hamsi. Ben, Hamsi diye çağırdı, şey değil. Peki genellikle nereliydi bunlar? Yani çoğu hep yabancı. Rizeli bile vardı. Vardı. Ben gördüm çünkü yani vardı. Bizim oradan bile vardı. Herkes... Daha bu şey sormadım fazla vardı. Ama işte soramıyorsun. Her yerde var ha. Şeyle çoğu en çok İşçiler en çoğu Sivaslı, en çoğu %80'i. Evet, evet. Sivaslı, Manukyan Sivaslı'yı çağırıyor. %80'i. Ya iyi insanlar, kötü insanlar yok. Ben hiçbir zaman dışarıda kötü konuşmam onları. Yok, yok. Geldi burada hayatta, yukarı bizim arkadaş vardı, Kalfa çalışıyordu. Sakın kötü ama onlar her zaman iyi davranır desen. Yani çünkü şeylik duyuyorlar ya, aşağılık duymasın diye. Ya kendileri şey görüyorlar yani, küçük görüyor, küçük görmez. Ben her zaman onları üstün görüyorum. Tabii, o da yani bizde... İnsan onlar öyle... Çünkü insan çalışıyor, herkesin ekmek yediği yer. Evet, evet. Ekmek kimse, yiyorum, herkese kimse saygı duyacaksın. Herkese saygı. Ben onlara kimsenin mesleği... O kadar saygı duyuyorum onlara ki yani... Düşmüşler. Yani dışarıdan daha çok saygı duyuyorum. Düşmüşler. Dışarıdan mıyım değil diyorum. Orada çünkü saygı duyuyor desen onlara çünkü. Düşmüşler çünkü. Düşmüşler. Yani hiç kimse... Çoğu da orada... İsteyle ama zorla giden de var tabii. Onu bir şey bir görmedim ben. Tabii, gördüm desem yalan olur. Biz de biliyoruz da yani onları bilemeyiz tabii şimdi ne oldu. Orası pandemi zamanında kapatıldı. Pandemi o ve devam ediyor. Kapandı gitti. Yani. Kapandı yıkıldı zaten. Hepsi yıkıldı. Yıkıldı. Çoğu tamir oluyor şimdi. Komple yıktılar binaları. Aşağıdaki hepsini ittiler. Evet, bina temizlemek için de gördüm. Hepsini gitti. Yukarıdaki yıktılar şimdi artık. Hiçbir şey yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Gerisi pandemiden sonra hepsi bitti. Ama hepsi resmi. Yani devlete tabii resmi. Devletin tek resmi bir hafta her hafta muayene var.
Muayene nasıl vurdu? Kendi hastane ve şey hastanesi Topkapı'daydı, taşındı şeye. Zeytinburnu'na taşındı. Can Can hastanesi değil. Can Can işte orası. Can Can dediler burada. Orası. Burada bir açmışlar sanırım. Orada yandaki bir burada bina. Burada açmamışlar. Burayı hiç açmadılar. Burada hiç yok muydu? Bana öyle dediler. Hastane yok dediler. Ben hiç görmedim. Ben görsem. Evet yani, evet. Doğru. Yine onlar da giderdiler ama ben, hastane hiç olmadı orada. Demek olmadı. Hastane var burada. Ya muayene buraya dediler. Ha, demek ki o bir yalan. Belki de o yalan yok, beyan. Gelmedi. Ben yani. Tabii siz daha iyi biliyorsunuz. 52 çünkü. Senede gelmedi. Ama evet. Daha evvel gelmişse bilmem. Şimdi daha zaten yok. Orası şeye gitmiş. 64'e başladı. Evet. Şöyle resimleri. Evet burada Ahmet abinin şeyleri. O eski benden. Yok yok. Ha kimse yok. Buradakiler bu çalışanlar hepsi herhalde devam etmiyor artık. Burada yok, şey yok, var. Yok hiçbir yok. Şu arkadaş devam ediyor. O arkadaş Murat. Burada. Murat Bey. Bunlar gitti herhalde, bunlar yoklar. Bunlar yok. Bunlar ne zaman çekilmiş peki Ferhat abi? 20 bunlar senesi çok, var mı? Bunlar, bu akrabası bunlar mı? Yok. Bu da şeyde, bir iş yeri açtı galiba bir yerde. Yok, o da Kalfa. Kalfa'ydı şu. Ahmet 64 senesine geldi, 64 senesinde. Ahmet abi, evet. 64 dedi sana o. Ondan sonra, askerden sonra ben geldim. Yani orada bak iyi bir şey oldu Ferhat abi, çok güzel bir bilgi verdin. Can Can Hastanesi'ne hep diyorlardı orada var diye ama demek ki orada yok. Şey gitmiş. Topkapı'da. Topkapı bu Samatya'da mı? Can Kurtaran'daki bir yere gitmiş. Sonra oraya geldi. Tamam Samatya işte buradaydı, taşın diye bir tarafa gitti. Evet sonradan da kapatmışlar sanırım satan hasta. Hatta bizim Kalfa Murat şey götürdü oraya. Hanımını götürmüş oranın doktoruna. Doktoru tanıyoruz. Doktorun ismini de unuttum. Kadın doktoru. Zildiyesine, ekser zildiye bakar, şey, kadın hastalıkları götürmüşler, o ne iyi doktor diye. Şey, Gazafer bilmiyor oranın doktoru olduğunu. Dizem senden başladın diyecektim, bizim bir arkadaş var. Bilmiyor ki onun doktor olduğunu. Çok iyi doktoru var, zildiye diye bir kadın hastalıkları. İki doktor oluyor onlar, hem zildiye hem kadın hastalıkları, zan zan. Göreceğim. Ama buradakilerin çoğunluğu herhalde rahatsızlıkları bu ayak akıntı. Ayak akıntı, hani en çok bu akıntı. Şişelerde ayaklar çünkü çoğu ayakta kalıyordu. Var, bir de ayakta kalıyor. Bir de en çok akıntı. Evet, bir de soğuk oluyordu çünkü orada soba yakıyorlarmış. Soba yakıyor. Girişte yukarıdaki odalar. Yani devamlı içki soğuk su, sıcak su yıkıyor, iltihap alıyor tabii, devamlı. Tabii tabii. Siz... Devamlı antibiyotik. Ama siz çok anlarınız vardı orada da. Şimdi çok. Bayağı anlar. Ama sizi seviyorlarmış. Oo çok. Beni Hamsi diye severler. Beni o kadar severler ki hiç şey yapmaz. Daima sağır Hamsi. Doktor gelir. Doktor yani doktor bir şey yazsa bile hem beni sağırlar iğnesine. Doktor için. Nereden geliyordu? Burada yakında... Yok, bunu hastane götürüyle bazı binde bir azil olarak yani. Evet, azil, evet. Azil olarak götürüyle şey değil. Devlet hastanesi. Polis var kapısında devlet. Resmi yer yani. Devamlı bekçi var. Onlar hepsi benden. Devamlı. Yani her gün 2-3 kere bazı şeye gidiyorum. Küçüklere giderdiniz. Mezbur, sağır da iğne oluyor da bir ev değil ki çok ev. Tabi bunların hepsini orada iğne vurma, hepsinin ücretleri dolgundu, veriyorlar. Sigara veriyor, hiç itiraz etmiyor. Manıkçan çok bonkörmüş. Yani çok, yani ona yapmam benim şeyim, yani ilk şaşıracak yani şans o da. Manıkçan'da çok kibar bir kadın ama. Hakkı. Burada mı hep tanıştın? İlk tanışmanız? Ben burada, nereye tanışacağım başka? Burada, o 13, evine gitmedi, Şişli'deki evine yok, gitmedi. Oraya, bana yakın ama oraya bomba atıydı. Buna Manukyan evi dediler, bir yazı şeye bari. O kadar biliyorum, içeri girmedim ben. Dışarıdan gördüm yani. Arası o, ben, camının karşısına. Ben siz sarım taktınız dediniz, ben dedim herhalde bombalamadan sonra rahatsızlandı ya. Bir 6 ay... Evet. Evet, hastane evet, yaptı çünkü sonradan rahatsızlandı. Sonra görmedim, evet. Bombası sonra, çok geç. Ya serum çok hasta değil, geliyor hastalığın grip oluyor, bir ne oluyor? Tabii. Doktor Bey'in serum, iğnesini yapıyorum, sabah akşam indirin. 3-4 tane serum yani, tam hatırlamıyorum, 3-4 tane, en aşağı 3-4 tane taktım yani. Geli bana taktı, doktora taktım ama geli bana taktı. Yani çok güvendi. Güven meselesi. Laz diyor ya size, bir de Hamsi diye var. Ben Hamsi diye sağır, ismini çoğu bilemez, Hamsi. Hamsi diye sağır, devamlı giderim yani, hiç ihmal etmiyorum onları. Hiçbir zaman. Daima hep üstün tutuyordum. Peki sonradan görüştüğünüz oldu mu hiç? Devamlı gel, adamlar gelir.
kadına geldi, devamlı ararlar. Sonra geliyorlar mı? Hiç geliyorlar mı hiç? Ya geliyor, merhaba diye. Ya da nasılsın? Sokakta görür, her yere görür. Ben yani görmek, yani selam vermek istemem ki zor durumda kalmasın ama kendi gelir, tanışırız. Hala geliyorlar mı o çarşı? Ara sıra geliyorlar. Onlar da bir tanesiyle... Hepsi emekli oluyor biliyorsun. Röportaj yapmak istedik ama bulamadık ya. Bulamadık. Böyle hani kapattık, perde arkasında konuşalım olur, dedik ama... ama o zaman olsaydı götürür giderim ben ona... Yok burada da mesela. Yani burada da olacak. İpten aşağı adam alır ama gelmiyor. Şimdi az gel. Kapandı. O şeyden sonra bitti. Pandemiden sonra bitti. 19'un katınız aynı işte. 19'un evet, sonlarıydı. Evet. Ondan sonra bitti yani. Aralıkta da zaten yıktı orayı. Hepten bitti ya. Hepten bitti. Belki o kadınlarla belki bir tanesini i̇şte, bulabilirsek tesadüf. Yani hakikaten kadınlar çok çok iyiydi. Hakikaten çok iyi ahlaklı. Yani hiçbiri kötü davranmazdı bana. Yani ters cevap vermezdi hakikaten. Yani aile gibi konuşuyordum ben. O kadar yakın. Konuş seviyordu beni yani. Hiç kimseyi kırmam. Evet, evet. Elimden geleni yapıyorum, elimden geleni. Zaten çoğuna para almam, yalan yok yani. Bazı çıkarı kendi verir. Yani çok iyi insanlar. Ben çok seviyordum. Beyin de seviyordu ama ne Allah'ın şeysi işte. Ya pandemi geldi, gitti. Bu ilaçlar dediğiniz şeydi, daha çok akıntı. Akıntı, antibiyotik, ağrı kesici. Bu eczaneye satan kendileri gelmiyordu, siz gidiyordunuz. Ben gidiyorum. Bu... İşsizi yalı alıyor, mesela iğnesi minnesi alıyor, gidiyorum ben yapıyordum. Peki şey bu abi, ilk gittiğinde ne hissetmiştin? Yani bir çekindin mi? Çekilmedim, alıştık mı? Zaten bir daha biliyorduk, alıştık. Ne çekileyim? İlk önce tabii şey geliyor bana ama ondan sonra gittim devamlı. Evet. Ben devamlı rahat, polis güven beni falan aramıyor ki. Devamlı gidiyordum ben. İğne şeyim var, paketim. İyi yapıyordum. Kendi gel bana ağrım var diye yapıyordum. Hem ya dua ediydiler. Çok dua ediyorlar değil mi? Hep dua ederler. Bir de tabii sen kendi hemşehrilerin de vardı kere, orada. Bir kere de şey demiyorum ona. Hemşehri olarak duydum görmedim yalnız. Vardı bazı fotoğrafları görmüştük. Evet. Trabzon fotoğrafları. Hiç sormam yani. Hayatını hiç sormam. Evet. Neredeyse, evet. Neredeyse. Bunları sormam bir şey gelir kadına. Gerçek isimlerin hepsini bilirim. Ama evet. Gerçek ismi... Tamam onlar sizde kalsın. Demem. Onlar bende kalsın. Yok gerçek isimler derdiler mesela Ayşe. Değil, adım Ayşe ismi ama Ayşe değil, takma isimler. Yani böyle isim konuşmadım. Siz reçete meçete yazmıyordunuz değil mi onlara hiç? Yok. Gidip iğne yapıp çıkıyordunuz. Belge merge yoktu. Ben doktoru, ben sadece iğnesini yapıyorum. Gel çenler ise, ben reçete yazma yetkim yok ki. Onu yazmıyordum. Ben kalfa. Evet, evet. Yani zaten çok fazla soramıyoruz. Hani samimiyetiniz çok iyiydi. Size çok samimiyet çok var ama öyle hayatını sormuyorum. Yalan yok. Kaçış geldi, nasıl geldi, nasıl düşün ben onu sormam. Hiçbir zaman özel hayatı beni ilgilendirmez. Evet, evet. Sonuçta özel hayatı hala buraya mesela gelip size selam verirler. Hiçbir zaman kötü bir şey demem. Geldim buraya. Daha iyi davranırım bana. Sen şimdi seni tanıyordun ama ona daha iyi davranıyorsun. Yanlış anlama. O tabii, çünkü ona tabii. Bir şeylik geldiği için... Ama bir de kaç yıldır birliktesiniz orada gidip geliyorsunuz. Bir de hiç onunla kötü laf demem. Böyle hiç küfürlü bir şey konuşmam. Peki dertleşiniz oluyor muydu böyle sohbet bulduk? Konuşuyoruz. Bazı kere bira içerdik. Yalan yok yani. Orada. Tabii orada değil. Orada yok. Dışarıda. İş yerinde yok. İş yerine ciddiyet. Dışarıda. İş yerine böyle şey yok. İçeride geldim. Ben Karaköy'de geldim. Bir kere içine bira içerdik. Yani o yalan yok. O kadar yaparak tabii, ama. Tabii. Yani zorla götürürler şey olarak yani. Ben şey yapmazdım. Orada ciddiyet var. Ben kötü bir laf demem. Hiçbir zaman. Hayatta. Burada adama her şey attırırım. Ona katiyetle... Bir senesini bile demem. Değil çiçeğini. Çünkü çekinir. O, bir şey olur. Çok güzel çok ya. Bir şey olur. Ağrına gider. Yani ne kadar samimi olsam diyemem. Evet. Onlar, orada çalışanı biliyorum çalıştığı için diyemem. Ve kadına demem. Kadına katiyetle. Evet. Bizim hanıma şey derim, oraya demem. Peki eşiniz biliyor muydu oraya gidip geldiğinizi? Biliyor, iğneye gidiyorum. Ama sonuçta ben mesleğim benim. Bir şey diyemezsin zaten. Kayınço bile... Eşiniz de merak ediyordu. Kayınço bile şey... Oraya yakalandı. Niye diyor? O arkadaşım konu. Çimi konulası konu. Bana ne dedim? Çimi konulası kat bir olmuyor. Hocalar yakalanıyor. Tabii canım. Yani yakalansa beni neye gidenmez ki sen ne yaparsan yap ya. Biz işimize bakarız. Ben işim benim mesleğim bu. İğneyi yaparım. Benim cizli kapaklı işim yok değil. Mesleğim benim iğne çağırırlar gel yapayım. Ben kaçak iş yapmıyorum bir şey yapmıyorum. Tabii. Yani benim şeyim bu. Yani, herhalde bilir. Cizli kapaklı işim yok yani. Gidiyorum iğneye. Ya korkacak bir şey yok ki gidiyorum o şey değil. Sonra o... Yok dinliyorum. Sonra dedim ki orada cinci çağırdıkları zaman muhakkak giderim. Hiç ihmal etmem.
Hemen gidiyoruz tabii. Acil bir şey oluyor. Ya acil burada işim mülayık olur hemen giderim yani. Hiç bunları şey ihmal etmiyorum yani. Yalan yok yani. Ama zaten yakın şurada hemen. Yakın yani. Aşağıdan yakın, burada yakın. Hemen gider. Çoğu bana der yani yine yapar. Hemen Allah razı olsun der. Şey yapar. Evet aslında siz bayağı onlarla. Çoğu. Yani eve gitmekten daha çok oraya gidiyordum. Yalan yok yani. Beni çok sahildesin. Tanıştığımı birbirine davet ediyor. Birbirine davet ediyor. Patronları, ama kasada olanlar. Ama şey değil. Bunlar hep iyi niyetten. Kötü i̇yi niyetten. Sonuçta ben hiç aynı yerde yaşıyorsunuz. Aynı yerde. Kötü durum. Bir kere ben bir de insanlara hor davranmıyorum. Evet. Hiç evet. Zaman. Çok güzel hep bir şey. İyi. Yapabildim, yapıyorum, yapamadım. Evet Ahmet Bey. Şimdi, pardon. Evet. Tarap Bey'le evet. Tekrar. İyi niye? Hayır. Gelen giden ilk zaman dönmeye gidiyor. Yani dönmeler. Onlar biraz daha ucuz oluyormuş sanki. Ve o yok, dönemde de var olmuyor, mıydı? Ucuz olmuyor. Geri delikanlı mesela güzel kadınlar var. Mesela bu kadına var. Baktım şeye gidiyor yani. Evçekten dönme olana gidiyor. Ben şaşırıyorum. Ama ben bir şey olarak hiç şeylik görmüyorum. İyi insanlar. Balista gidiyor. Benim ismimi veriyor oraya. Beni Hamza gönderdi. Hamza gönderdi. Ulan ben o şey miyim? Bunu sana öğreniyorum. Kadın bana diyor ki ya böyle dedi adam biri diyor. Adam geldi zannet sonra. Dedim ki ona dedim benim ismi niye verdim bilmem ne şeyi uşağa. Peki. Dedim, o da dedi bana iyi davransın kim, diye şey. Kimmiş o peki? Bir memurun biri isim. Ha boş ver evet. O dedi. Dedim ulan ben pezevenk miyim dedim. Beni şey yapıyorsun dedim buraya. Ve şey ismimi veriyorsun. Ben şişat dedim. Kadın bana hemen söylüyor ne ama. Ya o da iyiydi dedi. Tabii suistimal etmek. Kademde de var mıydı aşağıda? Var. Aşağıda daha çok var. En çok aşağıda vardı. Bir de ben bu beşlik onluk duydum. Evet, aşağısı beşlik, bak, yukarısı bak, onluk. Doğru bak o doğruymuş. O ne demek? Nasıl beşlik onluk? Beş lira, yukarısı onluk. On lira bak. Aşağısı ucuz, aşağısı yaşlı böyle. Dediğimiz zaman, anla işte şeyi değişik. Biraz daha yaşlılar aşağıda. Yukarısı daha genç. Şimdi yukarıda bir de böyle özel, gözüne var. Daha böyle bir yer varmış. Mesela bir yer orada daha böyle en pahalıları çalışılmış. En pahalı. Yani sonradan dönme çok var. Ama kadın olmuş ama resmi yani. Kaçak değil. Bir de ben şey duydum ya böyle normal mesleğini yapıyormuş işte. Mesela memurmuş. Akşam aktoriye gidiyor. Hiç kimse bilmiyor. Olabilir. Çok varmış. Onu rastlamadım ben de olabilir. Yani daha çok şeylerde var. Randevülerde var. Randevülerde var olabilir. Ya zaten orada resmi kaçak. Şu an resmi bir tek bura vardı. Kapandı resmi. İstanbul'da. Evet. İyi mi oldu? Kötü oldu. Kötü. Niye? Şu sağlık kırından kötü oldu. Evet. Bak iğne yapılıyordu, kontroller yapılıyordu. Haftada bir çalışamazsan. Haftada bir. Öyle mi? 7 günde bir kontrol var. Çalışamam, karne işliyor. Gelin kontrol ediyorlar. Ama o da nereye kadar işliyor ki işte yani, bir yerden sonra. Orada gördüklerim öyleydi ama kaçak var tabii. O yani 100 kişiyle bir kişi olabilir. Yani bu şey ona bir şey diyemiyorum. O var. Ama o artık şey değil. Hep resmi yani. Hepsi sigortalı. Demek ki Ferhat abi senin ismini kullanıp orada gidip kadınlara hamsi şey istiyor. Ama öyle yani tahmin et ama dedim adam doğru. O demiş. Dedi ya iyi davransın diye bana.